Sevgili öğrenciler, bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine genel tekrar konu anlatımı videolarıyla devam ediyoruz. Saleli Fen Bilimler Okulları Biyoloji Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Konumuz komünitelerde süksesyon, daha sonra popülasyon ekolojisiyle devam edeceğiz. Şimdi komünitelerde sayıca fazla ve vücut büyüklüğü bakımından en fazla göze çarpan türe baskın tür diyoruz arkadaşlar. Evet, komünitelerde genellikle baskın türün ismi veriliyor. Örneğin bir ormanda sarıçamlar eğer baskınsa, göze çarpıyorsa o ormanın ismine sarıçam ormanı diyoruz. Ya da meşeler baskınsa ormanda meşe ormanı adı verilir. Kara yaşama birliklerinde çok sayıda baskın tür bulunduğu için baskın türlerin genel özelliklerine göre isimlendirme yapılıyor. Örneğin tropikal yağmur ormanları gibi. Çok sayıda baskın tür var çünkü içerisinde. Belirli bir bölgede uzun bir zaman içinde baskın türlerin aşamalı olarak birbirlerinin yerini almasına ise süksesyon denir. Baskın türlerin aşamalı olarak birbirlerinin yerini almasına süksesyon denir. Bunlar ikiye ayrılıyor süksesyon. Birinci süksesyon ve ikinci süksesyon olmak üzere. Birinci süksesyon üzerinde canlı bulunmayan, daha önce hiçbir canlı bulunmayan bir ortama canlıların ilk defa yerleşmeye başlamasıyla gerçekleşiyor. Peki hangi alanlar birinci süksesyon alanlarıdır? Çıplak kayalar, yeni oluşmuş adalar, kum tepeleri, taş ocakları, suyu çekilmiş göllerin taban kısımları, buzulların olduğu bölgeler nedir? Birinci süksesyonun başlayabileceği alanlardır. İkinci süksesyonda ise daha önce canlılar var ama herhangi bir nedenle onlar yok olmuş. Tekrar ikinci kez canlılar oraya yerleşecek ise ona ikinci süksesyon diyoruz. Daha önce yangın gibi, kesim gibi, aşırı otlatma gibi nedenlerle bozulmuş ortamlarda yeni komünitelerin gelişmesi. Örneğin orman yangınından sonra ilgili bölgenin kendini tamir etmesi, yeni canlıların oluşması, yeni bitkilerin oluşmasına ikinci süksesyon diyoruz. Şimdi bir alanda birinci ya da ikinci süksesyon sürecinin yaşanabilmesi için sırayla gerçekleşmesi gereken durumlar var. Bu önemli. Evet. 5 tane aşama var arkadaşlar. Birincisi bitkiden arınma aşaması. Ekolojik süksesyon sürecinin işleyebilmesi için ilk şartımız arkadaşlar alanın daha önce canlılar tarafından işgal edilmemiş olması veya o alanın çeşitli müdahalelerle mevcut bitkilerden arındırılmış olması gerekir. Yani hem birinci süksesyon hem de ikinci süksesyon olayı. Evet, göç ve yerleşme. İkinci şartımız ise çıplak alanın yeniden ilk göç eden bitkilerle, yani biz buna öncü bitki diyoruz, başlayarak çeşitli bitkilerle işgal edilmesidir. Göç ve yerleşme aşaması. Göçlerle gelen bitkilerin bir kısmı bu alana yerleşir, bir kısmı da rekabette başarılı olamadığı için elenir. Üçüncü aşama ortamın değişmesi. Şimdi yerleşen bitkiler ve hayvanların etkisiyle toprağın tabii ki ne olacak? Fiziksel yapısı değişecek, kimyasal özellikleri değişecek. Bu şekilde ortam değişiyor. Sondan bir öncesi rekabet. Toprak yapısındaki değişiklikler sonucunda mevcut bitkiler arasında her bakımdan rekabet başlıyor. Rekabeti kazanan bitkiler o olana hakim oluyor arkadaşlar. Kazanamayanlar ise yok olup gidiyor. Evet, beşinci aşaması süksesyonun klimaks. Bu çok önemli. Komünitede hakim olan türler arasında denge söz konusudur her zaman. Komünite eğer klimaks evresinde ise bir denge söz konusudur. Dolayısıyla klimaks komüniteler her zaman kendi kendine yeterli durumdadır ve dışarıdan bir müdahale gelmediği sürece komünite her zaman karar durumunu sürdürür. Ortam şartları anormal derece değişmedikçe dengeli ve olgunluğa erişmiş bir komünite meydana gelir. Buna ne diyoruz biz arkadaşlar? Klimaks diyoruz. Dengeli ve olgunluğa erişmiş bir komüniteye klimaks diyoruz. Bir komünite uzun süre değişmeden kalıyorsa bu komünite klimaks haline gelmiştir diyoruz. Evet, gelelim popülasyon ekolojisi konumuza. Evet, popülasyon nedir? Belirli bir alan içinde yaşayan aynı türün oluşturduğu topluluğa denir popülasyon. Popülasyon ekolojisi ise
Popülasyonun çevresiyle etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Popülasyon ekolojisi. Popülasyon yoğunluğu ne demektir arkadaşlar? Bilim alanda bulunan birey sayısına denir. Örneğin 1000 metrekarede bulunan insan sayısı. Peki ülkemizin en yoğun insan popülasyonu yaşadığı bölgemiz hangisidir? Tabii ki Marmara bölgesinde en fazla insan popülasyonu yerleşir, bulunur. Popülasyonun büyüme hızı, yani popülasyon büyüklüğü nedir arkadaşlar? Şimdi yine belirli bir zaman olacak. Popülasyona eklenen birey sayısına popülasyonun büyüme hızı denir. Doğum ve içe göçlere A diyelim, ölüm ve dışa göçlere B, popülasyonun büyüme hızına C diyelim. Eğer doğumlar ölümlerden fazla ise popülasyon ne olur? Büyür. Doğum fazla, ölüm az. Peki doğum ve ölüm sayısı birbirine eşitse? Popülasyon denge evresindedir, dengededir. Peki doğumlar ölümlerden az ise, ölümler daha fazla ise, dışa göçler daha fazla ise popülasyon küçülür. Evet, popülasyonun büyüme eğrileri. Şimdi popülasyonda iki farklı büyüme eğrisi vardır. S tipi ve J tipi olmak üzere. Şimdi S tipi büyüme eğrisi genellikle bitki ve hayvan popülasyonlarında görülüyor. Çevre direnci olduğu için popülasyonun taşıma kapasitesi vardır. Şöyle çizelim S tipi büyüme eğrisini. Evet, hızlı bir artış var. Bu şekilde. Sonra artış azalıyor. En sonunda dengeye ulaşıyor S şeklinde. Buna S tipi büyüme eğrisi diyoruz. Peki çevre direnci nedir? Popülasyonun artışını engelleyen besin kıtlığı olabilir, yaşama alanı olabilir, savaş olabilir çevre direncine örnek olarak. Hastalık olabilir, salgın hastalıklar olabilir. Mesela meşhur şu anda koronavirüsü nedir? Bir çevre direncidir. Rekabet, iklim koşulları, avcı sayısı bunlar nedir? Çevre direncini oluşturur. Evet, taşıma kapasitesi. Popülasyonda bulunabilecek maksimum birey sayısıdır arkadaşlar. Bu taşıma kapasitesini oluşturur. Birey sayısı her popülasyonun taşıyabileceği bir kapasite vardır çünkü. Birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevre direnci ne olur? Birey sayısı artarsa çevre direnci de artar. Böylece popülasyonun büyüklüğü ne olur? Dengelenir. Belirli sınırlar içerisinde kalır. Evet, S tipi büyüme eğrisi 4 evrede inceleniyor. Kuruluş fazı. Şöyle onu tekrar çizeyim ben. S tipi büyüme eğrisini şuraya. Kuruluş fazı. Şöyle. Kuruluş fazında bireyler bulundukları çevreyi tanıyor önce. Uyum sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle popülasyonun büyümesi yavaştır. Çok az büyür. İkinci evre. Bu bir. Logaritmik artış evresi. Hızlı bir artış var. Bireyler bulundukları çevreye alışıyorlar, uyum sağlıyorlar, hızla üremeye başlıyorlar. Bu ikinci evre. Üçüncü evre, artış var ama negatif artış. Yani artış az oluyor burada. Üçüncü evre. Artan çevre direncinden dolayı popülasyon hızı azalmaya başlıyor. Yani büyüme hızı azalmaya başlıyor. Bu şekilde son olarak da dengeye geliyor bu şekilde. Döngü evresi diyelim şuna da. 4 denge evresi popülasyon maksimum taşıma kapasitesine ulaşıyor. Bu şekilde burada büyüme hızı ne oluyor arkadaşlar? Sıfır oluyor. Popülasyon büyümüyor. J tipi büyüme eğrisinde ise daha çok bakterilerde görülür. Kara sineklerde görülür. Kelebeklerde görülür. Hızlı üreyen canlılarda görülüyor. Şu şekilde J tipi büyüme eğrisi. Popülasyondaki bireylerin sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Daha sonra aniden azalıyor arkadaşlar. Kara sineklerde çok görülür. J tipi büyüme eğrisi. Besin kaynaklarının sınırlı olmadığı ideal ortamda birey sayısı geometrik artış göstererek hızla artıyor. Kaynak kullanımı verimsiz olduğu için bunlarda birey sayısı hızla azalıyor. Ani ölümler oluyor. Yani S tipinde görülen denge evresi bunlarda yok. Çok önemlidir. Demek ki J tipi büyüme eğrisinde denge fazı yoktur. Popülasyonun dağılımı.
Şimdi popülasyondaki bireylerin belirli bir yerleşme biçimi popülasyonun dağılımını oluşturuyor arkadaşlar. Bazı popülasyondaki bireyler kümeli dağılım gösteriyor. Bu şekilde kümeli dağılım gösterir. Evet, bazı popülasyondaki bireyler düzenli bir dağılım gösterir bu şekilde. Düzenli dağılım. Evet, bazı bireyler ise, popülasyondaki bireyler ise rastgele dağılım gösteriyorlar. Birisi burada, birisi burada. Bu şekilde rastgele dağılım gösteriyorlar. Yani 3 şekilde dağılım var popülasyonlarda. Evet, popülasyonlarda yaş dağılımı. Şimdi 3 tip grafiğimiz var burada. Büyüyen popülasyonlar, dengeli popülasyonlar ve küçülen popülasyonlar. Büyüyen popülasyonların tam tersi. Evet, tabanı şu kısım. Üreme öncesi üreme dönemi ve üreme sonrası. Olmak üzere bunlar ayrılıyor. Evet, üreme dönemi şurası. Üreme öncesi ve üreme sonrası. Üreme öncesi, üreme dönemi ve üreme sonrası. Aynı şekilde bunlar da böyle. Evet, popülasyondaki bireyler 3 aşama 3 şekilde inceleniyor. Evet. Peki, şu şekilde bir grafik varsa bu popülasyonlar nedir? Büyüyen popülasyonlardır. Büyüyen popülasyonlar böyleyse dengeli popülasyon bu şekilde olursa küçülen popülasyonlar örnek verilebilir.